NTV Öğle Bülteni'nden merhaba efendim. Takvimler 7 Eylül'ü saatlerde tam 13'ü gösterken gelişmelerle karşınızdayız. Önce manşetlere bakalım. Manşetlerin ilk adımını ekonomi oluşturuyor. Yeni sosyal yardım paketi geliyor zira. Enerji desteğinden eğitime kadar pek çok alanda halen devam eden birçok sosyal yardım kaleminin hem kapsamı genişletilecek hem de yardım miktarı artırılacak. Yeni sosyal yardım paketinin ayrıntılarını paylaşacağız. Yeni sosyal yardım paketi ilk manşetimiz. Devam ettiğimiz okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Servis ücretleri de masraflar arasındaki en önemli kalem. Malumunuz üzere. Ücretler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği rakamların çok üzerinde. Peki veliler ve servisçiler ne diyor? Canlı yayınla aktaracağız. Veliler ücretlerden şikayetçi ikinci manşetimizi oluşturdu. Devam ettiğimizde ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan üniversite kontenjan ve puanlarına göre gerçekleştirecek. Köklü üniversitelerde az da olsa kontenjanların boş kaldığı görüldü. Bunun için YKS'de ek yerleştirme başladı dedik 3. manşette. Ve basketbol. 12 dev adam Eurobasket A grubunda bugün liderlik maçına çıkıyor. Ay Yıldızlar NTV'den naklen yayınlanacak maçta. Saat 14.30'da İspanya ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde son gelişmeleri canlı yayınla paylaşacağız. Öğle bülteni başladı. Sıcak bir gelişmeyle aslında sözü detaylandıralım. Mersin'in Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü efendim. Bazı evler tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin mücadelesi sürüyor. Deha muhabiri Soner Aydın olay yerinde ve karşımızda soracağız. Alevler evlere ne kadar yaklaştı? Hemen arkanda hakimiyetini görüyorum aslında Soner. Alevlerin detaylar sende. Evet. Evet Melda, senin de ifade ettiğin gibi maalesef alevler evlere doğru yaklaştı. Sabah saatlerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü ve geniş bir alana yayıldı. Burada 5 uçak, 3 helikopter, 40 aracı ve 300 personelle yangına müdahale sürüyor. Ancak yetersiz kalıyor çünkü rüzgar maalesef geniş bir alana yaydı yangını. Burada 30 ev boşaltıldı tedbiren, vatandaşlar güvenli bir alana yayıldı. Şu an Mustafa arkadaşımız var kameranın başında. Onu rica edelim. Bize bölgeyi göstersin. Bize detayları aktaralım sizlere. Sabah saatlerinde Büyükeceli Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgar etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Hemen bölgeye orman yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şu an 5 uçak, 3 helikopter, 40 aracı ve 300 personelle yangına müdahale ediliyor. Tabi burada AFAD, jandarma, itfaiye ekipleri de yer alıyor. Öte yandan Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinde takviye ekipler burada yangına müdahale ediyor. Tabii üzücü bir haber aldık sabah saatlerinden sonra. Burada aracımız devrildi ve 3 orman işçisi yaralandı. Hafif şekilde yaralandı. Çevre hastanelere kaldırdılar tedbir amaçlı. Dediğimiz gibi yangın devam ediyor. Rüzgarın etkisi çok fazla. Alevler geniş bir alana yayıyor. Ekiplerin de müdahalesi devam ediyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Melda. Soner, yerleşim yerlerinde tehlike tamamen atlatıldı diyebilir miyiz? Tedbiren evlerin boşaltıldığı bilgisi vardı. Bu tehlike tamamen savuşturuldu mu? Hayır, tamamen savuştu. Çünkü geniş bir alan yayılmış bir yerleşim bölgesi burası. Ormanlık alanın içinde de evler mevcut. Arazileri var, tarım arazileri var. Oraya sıçrama ihtimali var. Bu yüzden tehlike geçmiş diyebilmeyiz ama ekipler burada önlem almış durumda. Geniş bir ekip var burada ve her tehlikeye karşı önlem almış durumdalar şu an. Soner Aydın, Deha muhabiri olay yerinden aktardı. Mersin Gülnar ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Şu anda da kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Gelişmeleri aktarmaya sürdüreceğiz. Ve uluslararası ilişkiler, Balkan turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da resmi törenle karşılandı. Masada ikili ilişkilerle beraber Bosna Hersek'te yaşanan siyasi kriz de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanının Balkan turunda ana gündem maddesi Bosna Hersek'te yaşanan siyasi krize çözüm arayışı. Ülkenin işlerliğine zarar veren Bosnalı Sırpların uzlaşmaz tavrının diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılması da beklenmekte. Cumhurbaşkanı dün Balkan turunun ilk ayağı Bosna Hersek'te ziyaret etmişti. Sırbistan'dan sonra ise Hırvatistan'a gidecek.
Manşete de çıkarmıştık efendim, hükümet sosyal yardımları yeniliyor. Enerjiden eğitime kadar alanlarda halen devam eden birçok sosyal yardım kaleminin hem kapsamı genişletilecek hem de yardım miktarı arttırılacak. İntibi Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen tüm bu ayrıntılar için karşımızda. Ahmet, yeni sosyal yardım paketine dair nasıl bilgiler var elimizde? Nasıl bir kapsamda çıkacak karşımıza? Melda, sosyal yardım alan, sosyal yardım desteği uygulamalarından faydalanan aile ve kişi sayısı artacak ve bu sosyal yardımların miktarı da yükselecek. Şimdi bu konuda hazırlıklar dün itibariyle önemli bir ilerleme kaydetti. Şunu belirtelim, Ekim ayında, muhtemelen Ekim ayının başlarındaki ilk kabine toplantısında bu nihai hale getirilecek düzenleme ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rakamsal ayrıntılarda dahil birçok noktayı kamuoyuna açıklayacak. Ama dün itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir araya geldi ve yeni sosyal yardım paketinde adım atılacak noktaları belirledi. Buna göre enerji, eğitim destekleri yenilenecek. Hem kapsam genişletilecek hem miktarlar artacak. Aile destek programı kapsamında da daha fazla aileye daha fazla miktarda yardım yapılacak. Bir yeni unsur olarak özellikle eğitim alan, çocukları okula devam eden ailelere nakit yardımı da yapılacak. Hali hazırda devam eden bazı başlıklarda nakit yardımı da var. Ancak bunların yanına çok daha kapsamlı yeni uygulama olarak ailelere eğitim yardımı nakit anlamda verilecek. Şimdi enerji ayağından başlarsak, şu anda doğalgazda konutlar için %80'in üstünde bir sübvansiyon devam ediyor doğalgaz faturasında. Yine doğalgaz yardımı olarak ailelere yapılan bir yardım var. 450 lira ile 1150 lira arasında yılda iki kez sağlanıyor ve bunun ilk desteği Şubat ayında 203 bin aileyle başlamıştı. Burada kapsam genişleyecek. Doğalgaz faturası desteği alan aileler için koşullar esnetilerek kapsam genişleyecek. Yapılan yardım miktarı da artırılacak. Elektrik desteği farklı kriterlerle birçok aileye elektrik desteği sağlanıyor. Fatura başına 216 liraya kadar hali hazırda bir destek uygulaması var. Aynı şekilde burada da bu rakamlar artırılacak. Destek alan aile sayısı da artacak. Böylece hanelere enerji desteği toplamda 1366 liraya kadar çıkarken, aylık anlamda söylüyorum, bunun rakamının daha da yükseldiği bir tablo olacak. Çocuklu ailelere eğitim desteği. Şimdi bilindiği gibi ücretsiz kitap ve bazı okul araç gereçlerinin sağlandığı bir sosyal yardım programı şu anda devam ediyor. Ama bunların yanına okula devam eden çocuklar için nakit yardımı da eklenecek. Bunun için de dün yapılan toplantıyla karar alınmış durumda. Aile destek yardımı 12 ay boyunca 450, 550 ve 600 lira ödenen bir yardım programı bu. 4 milyon başvuru yapılmıştı buna ve 1,6 milyon aileye de hak sahipliği verildi şu ana kadarki uygulamalarla. 831 bin haneye, aileye de 428 milyon liralık ödeme tamamlandı. Şimdi burada da kapsam genişletilecek, yararlanma koşulları esnetilecek, daha fazla ailenin bu yardımdan yararlanması sağlanacak. Ödeme miktarları da artırılacak. Bu üç alan için alınan bir ilke kararı var. Enerji, eğitim ve aile destek programı uygulamalarında, tekrar edelim, daha fazla ailenin yararlanmasını sağlayacak şekilde kapsam genişletilecek. Yapılan ödeme tutarları da artırılacak. Ekim ayı başında bütün ayrıntılar da netleşmiş, kamuoyuna açıklanmış olacak Melda. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktardı. Ahmet'in de değindiği gibi önemli bir kalem okul masrafları. Haftaya okullar açılacak, masraflarsa velileri zorluyor efendim. Servis ücretleri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği rakamların
çok üzerinde. Osman Terkan, veliler ve servisçilerin temsilcileriyle konuştu. Ayrıntılar için de karşımızda. Osman, taraflar ne diyor? Servis ücretlerini yükselten nedenler dediğimizde nasıl bir dağılım çıkıyor karşımıza? Evet, enflasyondaki artış, tabii ki giderlerdeki akaryakıt gibi personel giderlerindeki artışlar gerekçe gösteriliyor bu yapılan zamlarda. Tartışma devam ediyor. Şimdi 12 Eylül'de öğrenciler ders başı yapacaklar. 18 milyon öğrenci, İstanbul'da bu rakam 3 milyonu buluyor. Uyum haftası kapsamında ilkokul, birinci sınıflar, anaokulu öğrencileri şu anda dersteler ve tabii servis ücretleriyle ilgili tartışma var ilk okul zilinin öncesinde. Sen de belirttin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında geçtiğimiz günlerde bu zam oranı belirlenmişti %19.20 olarak. Böylelikle en kısa mesafe, yani 0-1 kilometre arası 554 liradan 660 liraya çıkarılmıştı. En uzak mesafe içinde, yani 23-25 kilometre arası içinde ailelerden 1330 lira alınıyordu geçtiğimiz yıl. Zam sonrası bu rakam 1585 liraya yükseltildi. Ancak özel okullarda durum farklı. Özel okullara giden öğrencilerin verileri bu ücretlerin iki katına çıktığı yönünde şikayetlerde bulunuyorlar, eleştirilerde bulunuyorlar ve haliyle de bütçelerini sarstığı için bu ücreti ödeyemeyeceklerini söyleyenler var. Bu tartışma devam ederken biz de taraflarla görüştük. Muhatap taraflarla, ki özel okul velileri platformuna sorduk konuyu. Neden ücretlerde bu kadar fahiş artışlar oldu diye. Sözcü, özel okul velileri platformu sözcüsü Özgür Özkan şimdi durumu şöyle izah etti. Bir ihale açıldığını, servisçilerden ve servis firmalarından da özel okulların komisyon aldığını belirtti. İhaleyi en düşük fiyatı veren servis firmalarının değil, en yüksek komisyonu veren firmaların kazandığını belirtti. Haliyle servis firmaları da özel okullara ödedikleri bu komisyonu ücretlere yansıtıyor. Bu şekilde izah etti. Özellikle de zincir okullarda bu uygulamanın olduğunu belirtti. Şimdi Özkan velilere de tavsiyede bulundu. Bunu da önemli bir tavsiye. Velilerin hakem heyetlerine şikayette bulunmalarını söyledi, belirtti. Aynı zamanda ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve CİMER'e de başvuru yapabileceklerini belirtti ki arada oluşan farkı da, ücret farkını da talep edebileceklerini söyledi. Ve tabii şimdi nasıl bir fark var, onu da uygulamalı olarak sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir uygulaması söz konusu. Bakın şimdi servis ücreti hesaplayıcısı, Cumhur Çatkaya da yakından gösterebilirse eğer size. Bakın bulunduğumuz yer Reşitpaşa Tuncay Artın İlköğretim Okulu. Sarıyer'deyiz. Şu anda buraya girdim. Örneğin bir öğrenci buraya Maslak'tan gelecek. Evi Maslak tarafında. Ve Maslak olarak girdiğim takdirde, bakın Maslak girdim. İlkokul burası ve rota çiziyoruz. Rotayı çizdik. Rota çizdiğimizde önümüze bakın kilometre çıkıyor. 4 kilometre 174 metre ve fiyat, aylık fiyat da 1058 olarak belirtiliyor. Bu sayfada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin servis ücreti hesaplayıcısı uygulamasında yıllık fiyat da burada yazıyor. Ancak özel okullara geldiğimizde bu rakam iki katına çıkıyor. Yani diyelim ki yıllık 9 bin liraysa ailelerden 16-17 bin liralar, 18 bin liralar istenebiliyor. Bakın anaokulu, ilkokul ve ortaokullar için %35 rehber personel ücreti eklenmiştir deniyor. Tabii bu tartışma devam ederken konunun bir diğer muhatabı Özel Okullar Derneği'ne de sorduk bu fiyatlardaki artışı. Onlar da bu artışın normal olduğunu söylediler bizlere ve artışın gerekçesi olarak da başta da belirttiğim üzere artan maliyetleri gösterdiler. Akaryakıt fiyatları başta olduğumuz üzere personel fiyatlarındaki artışı gerekçe gösterdiler ve okullardaki artışı, ücretlerdeki artışı, maliyetlerin artışını gerekçe gösterdiler Melda.
Mantı Erkan detaylı bir şekilde aktardı. Hesapları yaptı. Aslında bu hesaplar hemen hemen her evde okul masrafları olunca söz konusu olan yapılıyor efendim. Ve tabii ki üniversite söz konusu olunca barınma da çıkıyor karşımıza. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tercihlerini kılavuzda yer alan üniversite kontenjan ve puanlarına göre gerçekleştirecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme süreci başladı. Açıkta kalan üniversite adayları 13 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. İlk yerleştirmede doluluk oranı %98'di. Lisans programlarında şu anda 39.498 boşluk bulunuyor. ÖSYM'nin tarihinde bugüne kadarki en yüksek doluluk oranıydı. Ek yerleştirmeye çok fazla bir boşluk kalmayacağını zaten tahmin etmiştik. Kılavuzu incelediğimde lisansta 39.498 boşluk kaldığını gördüm. Normalde 12.000 dolayında boşluk var. Demek ki kayıt olmayan öğrenciler var. Bu 39.498'in lisanstaki 28.685'i devlete ait. Vakıfa ait olan boşluk ise 11.813. Ön lisans programlarında da kontenjan açıkları var. Ön lisansta toplamda 82.711 boşluk var. Adaylar için tabii ki bu büyük bir fırsat. Kesinlikle 2 yıl veya 4 yıl ayrımına gitmesinler. Eğer okumak istiyorlarsa bir an önce başlasınlar. Tercih yaparken adayların dikkat etmesi gereken noktalar var. Adaylar 24 tercih yapma hakları var. Bölümlerin boş kalan kontenjanların, programların veya işte bölümlerin, lisanstaki bölümlerin var olan puanlarının puanlarına eşit veya onun üzerinde bir puana sahip olmaları gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde 25, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 150, ODTÜ'de 105 kontenjan açığı var. Farklı şehirlere gitmenin de bir takım sıkıntıları var. Tabii ki maddi olarak baktığımızda karşımıza böyle bir tablo çıkıyor. YKS ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül, elektronik kayıtları 25-28 Eylül, üniversitelere ek yerleştirme kayıtları ise 26-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Az önce söylediğimiz gibi barınma önemli bir başlık üniversitelerde. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleştirme sonuçları da açıklandı. Bakan Muharrem Kasapoğlu başvuru yapan 415.305 üniversite öğrencisinin %80'inin yerleştirildiğini açıkladı. Aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 40 ilde ikinci faz yerleştirme süreci başladı. %80'lik rekor bir karşılama oranına imza attık. Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmak için başvuran 415.305 üniversite öğrencisinin %80'i yerleştirildi. 41 ilde başvuranların tamamı yurda alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, diğer öğrenciler için sürecin devam ettiğini açıkladı. 3 fazımız daha var ve bu fazların sonunda inşallah her bir öğrencimiz bu çatının altında bizlerle beraber olacak. O yüzden hiç kimse hiçbir şekilde ne ailelerimiz ne değerli gençler endişe etmesinler. Ankara ve İstanbul buralarda da en yüksek yerleştirmeyi gerçekleştirdik. Ve tabii süreçleri yine ikinci fazda yeni açılan yurtlarımızla, yeni projelerimizle güçlendirmeye de devam edeceğiz. Kasapoğlu başvuruların 3 kriter gözetilerek objektif ve dijital ortamda değerlendirildiğini söyledi. Başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak dijital ortamda objektif bir şekilde öncelik sıralamalarını belirleyen bir puanlamayla tespit edildiler. Yurt yerleştirmelerinde ikinci faz sonuçlar bu ay içinde açıklanacak. Siyasetle devam ediyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısını bir kez daha gündeme getirdi. Niye kucaklaşıp helalleşmiyoruz, neden kavga ediyoruz dedi. Kılıçdaroğlu Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte bir açılışa katıldı. CHP lideri bayrağa vatana bağlı herkes başımızın üzerinde dedi. Hiçbir grubu, hiçbir kişiyi, hiçbir yapıyı bayrağımıza ve vatanımıza bağlı kaldığı sürece herkesin başımızın üstünde yeri vardır. İki kırmızı çizgimiz vardır. Vatanımız
ve bayrağımız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kavga değil birlik zamanı dedi. Bayrak ve vatan vurgusu yaptı. Millet İttifakı olarak huzur içinde bir Türkiye istiyoruz diye konuştu. Millet İttifakı olarak kararlıyız. Millet İttifakı olarak bu ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız. Millet İttifakı olarak ekonomi düzelmiyor, düzelteceğiz. Eğer kavganın bir parçası olacaksak bu işler yürümez. Kavganın değil, dostluğun bir parçası olacağız. Kılıçdaroğlu helalleşme çağrısını da bir kez daha gündeme getirdi. Biz bazılarının inadına karşın beraber olacağız, birlikte olacağız, kucaklaşacağız, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Niye kucaklaşmıyoruz? Niye helalleşmiyoruz? İlla kavga mı edelim yani? Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Ankara Balıkhani'nin ve Başkent İlçeler Terminali'nin açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu ve Yavaş açılışın ardından Ankara Balıkhani'ni gezdi, balıkçılarla sohbet etti. Hayatın içinden bir haberle devam ediyoruz. Kocaeli'de doğum için özel bir hastaneye yatan İlayda Menteş'in bebeği yaşamını yitirdi. Ailenin iddiasına göre gece halı sahada maç yapan doktor telefonlara cevap vermedi. Birkaç saat sonra aileyle görüştü ancak hastaneye sabah gitti. Acil sezeryana alınan kadının ameliyathane kapısında da yarım saat bekletildiği öne sürüldü. Hastane yönetimi ise iddiaları yalanladı. Ben telefonda konuşurken kendisi söyledi bana. Halı sahadaydım dedi. Açamadım telefonunuzu dedi. Doktorun ihmali olduğu burada apaçık belli. Kocaeli'de doğum için gittikleri hastanede bebekleri öldü. Aile ihmal olduğunu iddia ettikleri doktor hakkında şikayetçi oldu. Biz gece 12.30'da hastaneye yatış yapmışız. Doktoru arıyoruz, doktora ulaşamıyoruz. Hastane ebesine ulaşıyor. Ona halı sahada olduğunu, ondan sonra bize dönüş yapıyor. Bir gelmiyor gece. Sabah saat 8.30 gibi geliyor. 25 yaşındaki İlayda Menteş, hamileliği boyunca kadın doğum doktoru Yeğçen'in kliniğinde kontrollere gitti. Doğum Kocaeli'deki özel hastanede gerçekleşecekti. Kadının pazar gecesi doğum sancıları başladı. İddiaya göre aile doktora telefonla ulaşamadı. Yaklaşık 1.5 saat sonra telefona cevap veren doktor halı saha maçında olduğunu söyledi. Menteş bu sürede hastaneye yatış yaptı ancak doktor hastaneye sabah gitti. İddiaya göre ilk muayenede sorun olmadığını söyleyen doktor, 3 saat sonra ise annenin acilen sezaryene alınması gerektiğini söyledi. Ailenin iddiasına göre hamile kadın ameliyathane kapısında da yarım saat bekletildi. Doktorun ihlali olduğunu yani yanlış bir şey karar aldığını düşünüyoruz biz. Yani 20-25 dakika yarım saat çok uzun bir rakam bebek için bekletilmesi için. Yani acil ameliyata alınsa belki bu sonuçlar yaşanmazdı. Benim bebeğim ölmemiş olabilirdi. Hastaneden yapılan açıklamada ise doktorun yaptığı son kontrollerin ardından İlayda Menteş'in 10 dakika içinde sezaryen ameliyatına alındığı, hiçbir gecikme olmadığı vurgulandı. Ankara'da ise kaldırıma bırakılmış şekilde bulunan 21 aylık bebek cesediyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme var efendim. Bebeğin teyzesi gözaltına alındı. Keçiören'de meydana gelen olayda şüpheli kadın bebeği bıraktıktan sonra kaçarken güvenlik kameraları tarafından görüntülenmişti. Eşkali belirlenen bebeğin teyzesi Mamak'ta yakalandı. Sorgulanmak üzere Ankara Emniyetine götürülen kadının Irak vatandaşı olduğu tespit edildi. Konuşmadığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüphelinin adli tıp kurumuna sevk edileceği bildirildi. Bebeğin kesin ölüm sebebini belirlemek için araştırmalar da sürüyor. Vücudunda darp izi bulunmayan bebeğin zehirlenme ihtimaline karşı alınan patoloji örnekleri ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ve Eurobasket heyecanı. 12 dev adam Eurobasket A grubunda bugün liderlik maçına çıkıyor efendim. Ay Yıldızlar NTV'den yayınlanacak. Maçta saat 14.30'da İspanya ile karşılaşacak. Canlı olarak heyecanı takip edeceğiz. Milli takımı takip eden Numan Gülşen kritik maç öncesinde son gelişmeleri ve son 16 turdaki muhtemel rakiplerimizi bize aktaracak. Numan Gülşen aktardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın
Florida'daki malikanesinde ele geçirilen belgeler yeniden gündemde efendim. Bununla devam edelim. Washington Post gazetesinin özel haberine göre Trump'ın devlet arşivine göndermediği belgeler arasında aşırı gizli olanlar da var. Bunlar arasında başka bir ülkenin nükleer bilgilerini içeren bir dosyada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan Florida'daki malikanesine gönderdiği belgeler inceleniyor. Amerikan Washington Post gazetesi özel haberiyle konuyu yeniden gündeme taşıdı. Habere göre belgeler arasında sadece birkaç kişinin erişim iznine sahip olduğu aşırı gizli bilgiler içerenler de var. Amerikan yönetimi aylar süren mücadelenin ardından Trump'ın özel malikanesine götürdüğü belgeleri almayı başardı. Bu yıl içinde Florida'daki malikaneden 300'den fazla gizli belge çıkarıldı. 184 dosya 15 kutu içinde Ocak ayında devlet arşivine gönderilmişti. 38 dosya daha Haziran'da Trump'ın avukatı tarafından teslim edildi. Federal Soruşturma Bürosu FBI 8 Ağustos'ta mahkeme kararıyla malikanede arama yaptı. O aramada da Trump'ın hala teslim etmediği 100'den fazla dosya bulundu. Dosyalar FBI ajanları ve savcılar tarafından inceleniyor. Gizli, çok gizli ve aşırı gizli dosyaların hükümet gözetiminden çıkarılmış olmasının yarattığı güvenlik riskleri değerlendiriliyor. Washington Post, dosyaların gizliliğini anlatmak için bazılarının doğrudan FBI ajanları ya da savcı tarafından görünmesinin uygun görülmediğini yazdı. Habere göre bazı dosyalar sadece başkanın ve bakanların görebileceği kadar gizli. Üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin bile görmesine izin verilmeyen belgeler de var. Bunlar arasında bir yabancı ülkenin nükleer bilgilerini içeren dosya yer alıyor. Bazı dosyaların ise kesinlikle başka bir ülkenin eline geçmemesi gerektiği belirtiliyor. Söz konusu dosyaların istihbarat birimine ait bir tesiste, özel güvenlikli bir alanda kilit altında tutulması gerekiyor. İngiltere'ye de bakalım. İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss, partisinin birlik çağrısına rağmen rakiplerini kabineden eledi, destekçilerini kilit bakanlıklara getirdi. Truss bugün ilk kabine toplantısını yapıyor. Peki yeni kabine kimlerden oluşuyor? Kabine üyeleri Türkiye'ye nasıl bakıyor? Ayrıntılar için NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt karşımızda. Gökhan. Melda, şu anda Başbakanlık konutunun hemen önündeyiz ve Liz Truss dönemi resmi olarak başlamış durumda ve saniyeler içerisinde de zaten o kapıdan dışarı çıkacak ve parlamentonun yaz tatilinden dönen parlamentoda ilk başbakan soru cevap oturumuna gidecek ve muhalefet liderinin karşısına çıkacak. Sabah erken saatlerde yeni oluşturduğu kabinesini topladı ve kabinesiyle sıcak başlıkları masaya yatırdı ve bu konulara ilişkin olarak ne tür adımlar atacaklar, planlamalar ne şekilde işleyecek, bunlara nasıl bakacaklarını değerlendirdiler ve şu dakikalarda da her an çıkmasını bekliyoruz parlamentoya gitmek üzere. Şimdi oluşturduğu kabineye baktığımızda önemli koltukları çok güvendiği isimlere teslim ettiğini görüyoruz. Neredeyse sağ kolu diyebileceğimiz isimlere teslim etti bakanlıkları. Birleşik Krallık'ta başbakanlıktan sonra en önemli bakanlık olarak bilinen hazine müsteşarlığına getirdiği isim çok dikkat çekici. Ghana asıllı Kwasi Kwarteng'i hazine müsteşarlığına getirdi. Hazine bakanlığına getirdi daha doğrusu. Ve gerçekten de önemli bir rolü üstlenmiş olacak bu isim. Bir diğer önemli bakanlık her zaman için Dışişleri Bakanlığı'dır Birleşik Krallık kabinesinde. Dışişleri Bakanlığı'na da kendisinin Dışişleri Bakanı olduğu dönemde bakan yardımcılığı görevini yürüten ve özellikle bu süreçte de en yakın destekçisi ve sağ kolu olarak neredeyse bilinen bir ismi ki o da Sierra Leone asıllı bir isim James Cleverly'i Dışişleri Bakanlığı'na getirdi. Bir diğer önemli bakanlık İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'ndaki ismin ise Suella Braverman olduğunu görüyoruz ve şu anda da Liz Truss gördüğünüz üzere Başbakanlık konutundan çıktı. İlk soru cevap oturumuna gitmek üzere. Tabi gazetecilerin soruları var kendisine ama onları yanıtsız bıraktı ve şu anda parlamentoya doğru da gidiyor. Oluşturmuş olduğu kabineye baktığımızda İçişleri Bakanlığı'na getirdiği isim Suella Braverman aslında başkanlık yarışındaki rakiplerinden birisiydi. Yarışı kaybeder kaybetmez de Liz Truss'ı desteklediğini açıklamıştı. O da bu desteğin karşılığını kabinesindeki en önemli bakanlıklardan birisini kendisine vererek karşılamış oldu. Bir diğer rakibi Penny Mordaunt da kabinede kendisine yer bulan isimler arasında yer aldı.
O da parlamento liderliğini yapacak ve böylece kabinedeki bakanlardan birisi olacak Fenim Ordu'nda. Tabii oluşturmuş olduğu kabinenin perspektifine baktığımızda ise aslında Tıras'ın tarihin en çok farklılıkları bir arada toplayan bir kabineyi oluşturduğunu görüyoruz. Gerçekten de kadınların ağırlıklı olarak önemli rollerde yer aldığının dikkat çektiğinden bahsetmemiz gerekiyor. Ve en önemli noktalardan birisi yüksek profilli bakanlıklara baktığımızda ise neredeyse hiç beyaz erkeğin olmaması. Bu gerçekten de Birleşik Krallık hükümetleri tarihinde ilk defa karşılaştığımız bir durum. Buna özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Tabi sabah erken saatlerde A takımını oluşturdu ve kabinesini topladı ve kabine toplantısında da özellikle önlerinde duran sıcak başlıklara ilişkin neler yapacakları konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular bakanlarla birlikte. Tabi en önemli başlıklardan birisi özellikle ülkenin içinden geçmekte olduğu ekonomik kriz durumu ve o kriz durumunda da en dikkat çeken başlık enerji faturalarının durdurulamayan artışı. Zaten Liz Truss ilk yapmış olduğu açıklamada da ilk olarak ele alacağı başlığın bu olacağını söylemişti. Üç öncelikten bahsetti. Birisi enerji faturalarına ilişkin atacağı adım ki faturaların bir yıl belki de daha fazla dondurulması gibi bir durum söz konusu. İkinci başlık artan enflasyon ve fahiş vergilerin azaltılması konusu. Üçüncü başlık ise sağlık başlığı. Ulusal sağlık servisini erişebilir hale getirmek istediğini söylüyor. İşte tüm bu sıcak başlıklarla birlikte şimdi parlamentoda ilk sınavını verecek muhalefet karşısında ve milletvekilleri karşısında. NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı. Aktarırken de arkada hareketlilik vardı. Liz Truss yeni konutundan çıktı ve aracına bindi. Canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sabah bir konuştu. Tüm dünyaya seslendi. Ukrayna tahılı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tahılın büyük bölümünün fakir ülkeler yerine Avrupa Birliği'ne gittiğini gördüğünü, bu nedenle güzergahların değiştirilmesi gerekebileceğini söyledi. Putin, aksi halde küresel bir gıda krizi yaşanabilir uyarısı yaptı. Bir kez daha gelişmekte olan ülkeler kandırıldı ve kandırılmaya devam ediyor. Bu yaklaşımla dünyadaki gıda sorunlarının artmaya devam etmesi kaçınılmaz. Bu durumda daha önce görülmemiş bir insani krize yol açabilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentindeki ekonomik forumda Batı'yı hedef aldı. Tahıl koridoru anlaşmasının amacına yönelik uygulanmadığını iddia etti. Ukrayna tahılının ihracı için elimizden geleni yaptık. Afrika liderleriyle görüştüm. Onlara Ukrayna tahılının ulaşacağına yönelik sözler verdim. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Ara durak olan Türkiye'yi saymazsak Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı düşük gelirli ülkelere değil Avrupa Birliği'ne sevk ediliyor. Şimdiye kadar Ukrayna limanlarından ayrılan 87 gemiden yalnızca ikisinin fakir ülkelere gittiğini söyleyen Putin, bu durumun yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ukrayna tahılının hangi ülkelere gideceğine yönelik bir görüşme yapacağını kaydetti. Direkt tahıl ihracının nerelere yapılabileceğine yönelik kısıtlamaların düşünülmesi gerekiyor. Bu konuyu kesinlikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğim. Ukrayna tahılının ihracı için çalışanlar ikimizdik. Putin'in tahıl koridoru anlaşmasına yönelik açıklamalarına Ukrayna'dan tepki gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, anlaşmanın gözden geçirilmesini gerektirecek objektif hiçbir sebep yok dedi. Putin'in temelsiz ve beklenmedik açıklamalar yaparak dünya kamuoyunu yönlendirmeye ve Birleşmiş Milletleri baskı altına almaya çalıştığını ifade etti. Enerji kritik başlık dedik. Avrupa'da yaşanan enerji krizi son günlerde en fazla konuşulan konuların başında geliyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın Rusya'dan aldığı doğalgaz geçtiğimiz yıla oranla %70 oranında azaldı. Peki havaların soğumaya başladığı şu günlerde Avrupa'yı nasıl bir kış bekliyor ve Türkiye bu küresel krizden nasıl etkilenecek? Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol NTV'den Emirhan Ergen'e değerlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşı pek çok küresel sorunu da beraberinde getirdi. Avrupa'yı saran enerji krizi bu sorunlardan yalnızca biri. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, bu kışın Avrupa için zor geçeceği görüşünde. Avrupa Birliği'nden geride bıraktığımız Ağustos ayında bir açıklama yapıldı. Bir enerji tasarrufu planı açıklandı. Bu enerji tasarrufu planı Avrupa'nın bu kışı geçirmesine yardımcı olur mu ve Avrupa'yı nasıl bir kış bekliyor sizce? Bu 10 yıllarca olan bağımlılığı 3-4 ay içerisinde
tamamıyla değiştirmek mümkün değil. Ben Avrupa'nın oldukça zorlu bir kıştan geçeceğini düşünüyorum. Eğer havalar çok soğuk olmazsa, tahribat fazla olmaz ama her halükarda Avrupa için oldukça hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak zorlu bir kış bizi bekliyor. Birol, Türkiye'yi gaz konusunda bir tedarik tehlikesi beklemediğini, ancak küresel pazara bağlı olarak Türkiye'de de enerji fiyatlarında yükseliş yaşanabileceğinin altını çizdi. Türkiye nasıl etkilenir sizce yaşanan bu krizden? Enerji fiyatlarında bir yükseliş görebilir miyiz önümüzdeki aylarda? Türkiye'ye gelecek olan doğal gazın azalmayacak olması tabii güzel bir haber. Enerji maliyetlerinin yüksek kalacağını düşünüyorum. Bu hem de hem ülke ekonomisini hem de vatandaşların bütçesini ciddi sorunlar yaratacaktır. Birol ayrıca yaşanan enerji krizinin yenilenebilir enerji için bir fırsat olduğunu söyledi. Ben bu krizin sonrasında temiz enerji teknolojilerin ciddi olarak hızlanacağını düşünüyorum. Güneş, rüzgar, elektrikli arabalar, hidrojen, nükleer enerji bu konuda ciddi bir hızlanma olacaktır. Kriz temiz enerji teknolojisi için bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Enerji fiyatlarındaki artış Avrupalıları zorluyor dedik. İngiltere'den tam da buna örnek teşkil edecek bir haber var sırada. İngiltere'nin ITV televizyonunda yayınlanan bu sabah programının Çarkı Felek oyununa eklediği enerji faturası ödeme ödülü gündem oldu. Programda halk kış için yakacak ve ısınma derdine düştü. Alışveriş için Edirne'yi ziyaret eden Bulgarlar soba satan firmalara yoğun ilgi gösteriyor. Alışveriş için yine Edirne'yi tercih ettiler. Ancak bu kez ne gıda ne giyime yoğun ilgi vardı. Bulgaristan vatandaşları kış için soba satın almaya başladı. Geldik Edirne'ye bakalım soba var. Yok şey gazımız yok. Bakalım soba var mı, fiyat var mı aşağı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Avrupa'nın birçok bölgesinde enerji krizini tetikledi. Bulgaristan'da halk, Rus enerji şirketi Gazprom'un doğalgaz akışını durdurmasının ardından yakacak ve ısınma derdine düştü. Kış aylarında ısınma endişesi yaşayan Bulgar vatandaşları sık sık alışveriş için ziyaret ettikleri Edirne'de soba satan iş yerlerini doldurdu. Doğalgazın az olacağını söylüyorlar, kömüre döneceklerini söylüyorlar, sobaya döneceklerini söylüyorlar o şekilde. Soba satıcıları ilginin önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyor. Ölü bülteninde kısa araya gidelim, aranın ardından gelişmelerle karşınızdayız. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük hırdavat şirketlerinden biri olan Orgil'in varisinden kötü haber geldi. Geçtiğimiz hafta sabah koşusu sırasında kaçırılan Eliza Fletcher'ın cansız bedeni bulundu. Pazartesi günü Memphis'te bir evin bahçesinde bulunan cansız bedenin Fletcher'a ait olduğu tespit edildi. ABD'nin Tennessee eyaletinde öğretmenlik yapan 34 yaşındaki Fletcher, cuma günü sabah koşusu sırasında kaçırılmıştı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, Kiliato Epson isimli kişiyi gözaltına aldı. Kadının kaçırıldığı bölgede bulunan sandaletlerde yapılan analizde Epson'un DNA'sı bulundu. Adam kaçırma ve cinayetle suçlanan Epson'un 2000 yılında da Memphis'te bir avukatı silah zoruyla kaçırdığı ve 20 yıl hapis yattıktan sonra salıverildiği ifade ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki Kaliforniya eyaleti aşırı sıcakların etkisinde. Yüksek sıcaklık ve nem haftalardır süren orman yangınları ile mücadeleyi de güçleştiriyor efendim. Alevler yerleşim yerlerinde tehdit ediyor. Yangınlarda şimdiye kadar 4 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısı orman yangınları ile mücadele ediyor. Kaliforniya eyaletinde 50 bölgede yangın olduğu belirtiliyor. Bu yangınların 14'ü büyük sayılabilecek nitelikte. Eyalet çapında 4000 itfaiyeci alevlerle mücadele ederken yerleşim yerleri de tehdit altında. 1000'den fazla kişi güvenli bölgelere sevk edildi. Yüksek sıcaklık ve nem alevlerle mücadeleyi güçleştiriyor. Ard arda sıcaklık rekorları kırılıyor. Sacramento'da termometreler tüm zamanların rekoru olan 46 dereceyi gösterdi.
haftalardır süren sıcak hava dalgasının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Artan klima kullanımı nedeniyle yetkililer ard arda uyarılar yapıyor. Olası elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek için halka 16-21 saatleri arasında elektrik kullanımını en aza indirilmesi çağrısı yapıldı. Şimdi Çin'deyiz. Çin'in Sichuan eyaletini vuran 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Son olarak deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kreşteki çocuklar deprem anında böyle tarih edindi. Çin'in Sichuan eyaletini vuran 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yeni görüntüler ortaya çıktı. Yan şehrindeki bir kreşte deprem olurken öğretmenlerin yüzlerce çocuğu binadan çıkarmaya çalıştıkları o anların görüntüleri yayınlandı. Öğretmenlerin deprem sırasında uykuda olan çocukları uyandırarak güvenli noktaya götürdükleri görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bu video ise Yonki İlkokulu'ndan. Sarsıntı sırasında öğrencilerin binadan tahliye edildiği anlar böyle görüntülendi. O sırada bir öğretmenin bahçede koşuşturan çocukların ortasında hareketsiz duran bir kız öğrenciyi hızlıca uzaklaştırdığı da göründü. Deprem geride büyük bir hasar bıraktı. Deprem ve toprak kaymaları nedeniyle eyalette su, elektrik, ulaştırma ve telekomünikasyon altyapısı zarar gördü. Afet bölgesinde kapanan yollar, artçı sarsıntılar, yağmur ve toprak kayması riski nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Eyalette enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları 3 gündür sürüyor. Can kaybı sayısı her geçen gün artıyor. Depremin merkez üssü olan Gazi Tibet Özel Kiliğine bağlı Luding ilçesinde de çok sayıda ev ve yolda hasar meydana geldi. 11 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Kapanan bazı yollar yeniden trafiğe açılırken kayıpları arama çalışmaları da devam ediyor. 2017'den bu yana eyaleti vuran en şiddetli depremin ardından 6600'den fazla personelden oluşan bir kurtarma ekibi hayatta kalanları aramak için zamana karşı yarışıyor. Kurtarma çalışmalarında helikopterler ve botların yanı sıra Çin'in en büyük insansız hava aracı Wenlong 2H de kullanılıyor. Sayın seyirciler, bugün 28 Haziran'da kaybettiğimiz Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın doğum günü. Usta sanatçının aklımıza kazınan rolleri, idealleri, öğretileri aradan yıllar geçse de unutulmayacak. Cüneyt Arkın'ı anarak bülteni noktalıyoruz.